Size tiz ve bas anahtarlar kadar sık olmasa da karşınıza çıkabilecek iki anahtardan daha bahsetmek istiyorum. Tenor ve alto anahtarları. Önce alto anahtarıyla başlayalım. Bu anahtar en çok viola için kullanıldığından çoğu zaman viola anahtarı olarak adlandırılır. Diğer tüm anahtarlar gibi bu anahtar da sesin tonunun belirli bir aralığı için kullanılır arkadaşlar. Tiz anahtarı tiz sesler için, Alto anahtarı, alto sesler, tenor anahtarı, tenor sesler ve bas anahtarı da bas sesler için kullanılırlar. Modern gösterimde olmayan ama bunlardan farklı ses aralıkları için kullanılan başka anahtarlar da var. Örneğin, soprano, mezzo soprano ya da bariton anahtarları Alto anahtarının odak noktası portenin üçüncü çizgisindedir. Bu anahtar do sesinin bulunduğu çizgiyi işaret ediyor ve sola çevrilmiş üst üste duran iki tane C harfinden oluşuyor. Hatırlarsanız C harfi do'nun harf gösterimindeki karşılığıydı. Üçüncü çizgideki nota ise orta do'dur. Bu nota daha önceki videolarda görmüş olduğumuz büyük portede ortadaki do'ya karşılık gelir. Ekranda aynı notanın farklı anahtarlardaki gösterimini farklı pozisyonlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz bu üç notanın hepsi aynı nota yani aynı sesi veriyor ama farklı anahtarlarda farklı pozisyonlarda yer alıyorlar. Alto anahtarını kullanan bir başka müzik enstrümanı olan trombonu size örnek gösterebilirim. Tenor anahtarı da bir orta do anahtarıdır. Odak noktası ya da orta do bu anahtarda dördüncü çizgide bulunur. Bu anahtar herhangi bir bas enstrümanın ince notalar çalması gerektiği yerlerde fa anahtarında gerekecek ek çizgileri engellemek için kullanılır. Beethoven'ın 5. senfonisinin son bölümündeki partisyonun ilk sayfasına bakacak olursak alto, tenor ve bas anahtarlarıyla çalınan 3 farklı trombon partisyonu görebiliriz. Buna ek olarak biraz aşağıdaki viola içinde yine alto anahtarı kullanılmıştır. Fazla ek çizgi kullanımı nota okumayı zorlaştırdığı için genellikle bas anahtarı kullanan cello için ihtiyaç halinde bas anahtarında ek çizgi kullanmak yerine tenor ya da tiz anahtarı da kullanılabilir. Şimdi de Sam Johnson cello konçertosunun açılışını dinleyelim. Çello solosu gördüğünüz gibi bas yani fa anahtarında başlıyor ve pasajın sonunda tiz yani sol anahtarına geçiyor. Bakın burada gördüğünüz 3 la'dan biri bas anahtarının en üst çizgisindeyken diğer ikisi tiz anahtarında bulunuyorlar. O halde dinleyelim. <laughs> Şimdi de aynı konçertonun tenor anahtarı kullanan üçüncü bölümünü inceleyelim. İkinci ölçü çizgisinin son notası olan fa diyez bas anahtarında iki ek çizgi kullanıyor. Bir sonraki ölçüde aynı notayla başlıyor ama bu sefer tenor anahtarına geçildiği için ek çizgi ihtiyacı ortadan kalkmış. Okumak daha kolaylaşmış öyle değil mi?